Ay hadi yeter bu kadar eğlence. Toparlayın ortalığı da işinizin başına dönün hadi. Abla hayırdır sen hava almaya mı çıktın? Yok. Biraz Saf'ın oraya kadar gitmiştim. Kitapçıya mı? Abla senin ne işin vardı ki orada? Ya özür dilemek için. Abla ne özürü? Yani ne demek şimdi bu? Ya Suna, hani biz burada yeni başlamıştık çalışmaya. Elif adamın yanına gitti diye ben kızmıştım, hatırlıyor musun? Evet, yani neredeyse dövecektin adamı. Ya o adam aslında Elif'i kurtarmış. Nasıl yani? Ya, Elif arabanın altında kalmaktan kurtarmış. Elif de korkusundan bana bir şey söyleyememiş. Hay Allah ya. Sen özür diledin mi peki? Ne yaptın? Yok. Yani ben son anda vazgeçtim. Evet anlıyorum. Yalnız takdir edersiniz ki bu aralar işler çok yoğun. Evet tamam. Turgut Bey o zaman şöyle yapalım. Ben satış fiyatlarını sileyim. Size mail atayım olur mu? Bu akşam mümkün değil. Tamam. Kimseye göremeden hemen halletmem lazım şu işi. Şeyler bir şeyler mutlaka bulunmalı. Allah kahretsin ya. Bunun anahtarı nerede ki? Allah kahretsin. Duymamıştır inşallah. İşte bu kadar.
Turuklar mı? Gümüşhane Vergi Dairesi. Tamam. O zaman kulaklarını yaş ve beni iyi dinle. Serdar. O çok güvendiğin kocan var ya. Seni kandırıyor. Ne kandırması? Beni saçmalıyorsun sen. Dur sakin ol. Bu daha başlangıç. Senden habersiz bir şirket kurdu. Doruklar şirketi. Ne? Doruklar mı? Peki amacını öğrenmek ister misin? Emiroğlu ailesini bitirmek. Köklerini kurutmak. Tek istediği bu. Evet avukat bey, sizi dinliyorum. Gonca Hanım, istediğiniz araştırmaları yaptım. Ne oldu, ne öğrendiniz Doruklar şirketi hakkında? Şirket Gümüşhane Vergi Dairesi'nde kayıtlı görünüyor efendim. Turan Ereli adına. Asuman haklıymış. Serdar benden habersiz paravan bir şirket kurmuş. Ama bunu nasıl yaparsın Serdar? Benim malımla kendi çıkarların için hem de bana yalan söyleyerek nasıl kullanırsın sen ya? Evet çocuklar, birazcık da geçen seneki bilgilerimizi tazeleyelim, olur mu? Hem böylece yaz tatilinde ödevini kimler yapmış, kimler yapmamış öğrenmiş oluruz. Tolga, senle başlayalım ister misin? Hı hı. O zaman 4 kere 7. Öğretmenim, vallahi ben bir şey yemedim. Tolgacığım, öyle değil. Rakam olarak 4 ve 7. Ha tamam, kaç kere yediniz? 4 mü? 4, evet. 1, 2... Şöyle yapalım, bir haftada kaç gün vardı? 7 öğretmenim. Peki, her gün 4 tane gofret yersen bir haftada toplam kaç gofret yemiş olursun? 28. Aferin sana. Elifciğim, senle devam edelim mi, olur mu? Bir yıl daha kaç gün var Elif? 365 gün, 6 saat. Aferin sana. Bir soru daha soruyorum o zaman. 23 Nisan'da hangi bayramı kutluyoruz? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Aferin Elif'ciğim. Alkışlayalım mı arkadaşımızı? Elif'ciğim, oturabilirsin yerine. Taylan, seninle devam edelim mi? Kalkar mısın ayağa? Bize sesli harfleri sayar mısın o zaman? A, E, I, I, sonra I, O, E, O, I, U, I, U, I. Birazcık zor oldu ama demek ki biraz bunlara çalışalım. Olur mu Taylan? Tamam artık. Teşekkür ederim, oturabilirsin. Teşekkür ederim. Evet, ben hazırım. Hazır mısın? Böyle mi hazırsın oğlum sen? Bu düğme ne böyle? Vallahi ben de anlamadım baba. Nasıl olmuş ki bu? Neyse ya, inat ettin. İlla şu tencereyi götüreceksin ha. Ya Tülay'ım, sen de taktın ha. İlle de olmaz da olmaz diye. Ne varmış? Taş gibi tencere ya. Milleti üzerimize güldüreceksin. Ufacık çocuk Elif. Ne yapsın bu tencereye Veysel? Ya Tülay'ım, çelik bu, çelik. Yıllarca beklese ne olacak ya? Eriyecek değil ya. Ya Tülay ablacığım, babacığım, birazcık rahat olun ya. Rahat. Relax olun, relax. Ya ben zaten Elif'e süslü püslü güzel bir çanta aldım. Diğer küçümeni de unutmadım. Azıcık rahat olun, salın ya. Vallahi aklınla bin yaşa, aferin sana. Ha, iyi. El olsun bari. Kurabiyeler de hazır. Ben üstümü değiştirip çıkalım, tamam mı? Aa baba, bugün Muhalla'yı gördüm. Armut, gördümse gördüm. Ne yapayım lan? Ya baba, sen ona çok güzel bir gün yaşatmışsın. Onu söylüyor. Bir de selamını söylememi istedi. Şş, oğlum bu Muhalla ne ayakla? Vallahi orasını ben de anlamadım baba ama... Veysel Beyciğim, Veysel Beyciğim diyor. Başka bir şey demiyor. Oğlum bu kadın bana yürüyor galiba lan. Şş, salça olmasın sonra bize. Ya artık yürüyor mu yoksa koşuyor mu?
Orasını ben bilmem ama ben sana söyleyeyim yani. Durum sakat. Evet, mantılarımız da bitmek üzere. Ne çabuk ya. Çabuk olur mu kızım? Kaç saattir uğraşıyoruz. Bak, hem iki tepsi yaptık. O kadar olmuş mudur acaba gerçekten de? Sihri bol çadalı benzediler değil mi anne babaannem? Evet. Sen de çok güzel yaptın ama. Elinin lezzeti değdi. Elif görünce çok sevinecek. Ben şimdi bunları hemen vereyim mi fırına? Yoksa Elif'in okuldan gelmesini mi bekleyelim? Eli kulağında gelirler şimdi. Şuraları biraz toparlayalım. Ondan sonra atarsın fırına. Tamam. Ay, ilk günü nasıl geçti acaba? Arkadaşlar sevmiş midir anne babaanne? Ben de tanışmak istiyorum onunla. Tanışırsın yavrum, tanışırsın. Elif, Elif buradayım ablacığım. Gel bakalım nasıl geçti? İlk günü çok merak ettim. Çok güzeldi. Hiç de sıkılmadım. Öyle mi? Sevdin mi peki öğretmenini? Çok sevdim. Bana bir sürü sorular sordu. Ben de hepsini bildim. Bana aferin dedi. Ha, süpermiş. Akıllı bir tanem benim. Peki arkadaşlarınla kaynaşabildin mi? Evet. Hemen arkadaş olduk. Oyunlar oynadık. Keşke annem de gelseydi. Ona da anlatmak istiyorum bir yanına. Bak ne diyeceğim. Annem beni aradı. Çıkışta iş yerime gelin dedi. Ne dersin gidelim mi? Gerçekten mi? Hemen gidelim hadi. Tamam. Hadi çantanı ver bana. Hadi gidelim. Feride'yi arayayım bir. Anne! Elif'cim dur koşma düşeceksin. Elif'im. Bir tanem benim. Nasılsın bakalım, nasıl geçti günün? İyiyim, çok güzel geçti. İyi ki o okula yazdırılmışım. Ne güzel, çok sevindim bir tanem. Annesi biliyor musun? Bugün Elif öğretmenine sorduğu bütün sorulara doğru cevap vermiş. Öğretmen de onu takdir etmiş. Evet. Aferin benim çalışkan güzel kızıma. Seninle gurur duyuyorum anneciğim. Peki arkadaşların nasıldı? Alışabildin mi? Hepsi çok sevdi beni. Bütün gün saçlarıma bakıp durdular. Saçlarım çok uzun ya, o yüzden. Öyle mi? Peki yemeği ne yedin mi bakalım? Yedim yedim. Orada çok güzel bir kantin var. İçinde her şeyler var. Abur cuburla karnını doyurmadın değil mi? Azıcık şeker yemiş olabilirim. Aferin. Yalan da söylemezmiş annesine. O zaman ben de şeker değil seni yiyeceğim şimdi. Anne yapma. Eve gidince sana çok güzel bir sürprizim var. Ne? Ne sürprizi? Söylersem sürpriz olmaz ki. Hadi gidelim. Bakalım kızın eline. Bakalım daha ne kadar tutabileceksin. Hiç korktuğum gibi olmadı. Bütün arkadaşlarım beni çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Öğretmeni yasadı Arif abla. Bir görsen ince. Fizik öğretmenim çok iyi. Çok tatlı biri. Geçen seneki öğretmenimi de seviyordum ama galiba Filiz öğretmenimi daha çok seveceğim. Yarın ben de seninle geleyim mi? Hiç yaramazlık yapmam. Ses söyleyeceğine otururum.
Olmaz ki öyle. Ama söz. Ben sana her gün ne yaptığımızı anlatırım. Tamam. Öğretmenini güzel güzel dinledin mi yavrum? Aferin benim güzel torunuma. Ah canım. Elif abla biliyor musun? Biz bugün Ali'ye babaanneyle senin için bir şey yaptık. Ne yaptınız? Söyleyeyim mi? Hadi hadi söyle bakayım. Mantı. Gerçekten mi? Anne hemen yiyelim. Hemen olmaz anneciğim. Ama niye? Çünkü yemeğe Murat abiler gelecek. Hep birlikte yiyeceğiz. Sürpriz bu muydu? Yaşasın Murat abimler geliyor. Güzel yavrum bu. Hadi bakalım bir sofrayı kuralım o zaman. Neredeyse gelirler. Özlemişim ben karımı. Ben de özlemişim hayatım. Çok bekletmedim değil mi? Hayır hayır. Ne haber? Nasıl geçti günün? Yani biraz yorucu geçti ama bitti. Bir de patron bugün benden çok memnun olduğunu söyledi. Memnun olacak tabii. Böyle çalışkan bir kızı bulmuş. Sıkıysa memnun olmasın. Ya Selim. Tamam tamam neyse. Çok sevindim hayatım. Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak senin? Sonuçlar. Selim, ben işten çıkamadığım için sınava da giremedim. Biliyorum hayatım, biliyorum. Biliyor musun? Ben seni almaya okula gelmiştim. Buket'i gördüm orada. Sınava girmemişsin. Yani sana söyleyecektim ama... Tamam, tamam hayatım, tamam sorun değil. Bunları sonra konuşuruz. Hadi eve geçelim. Özel bir şey mi var? Var tabii. Mantı partisi var Elif için. Hadi babanlar da geliyormuş ha. Aa. Hadi, hadi bekletmeyin. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aliye Hanımcığım. Hoş geldiniz Veysel Bey. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Tülay'cığım, ne zahmet ettin? Ne zahmeti? Çocuklar çok sever Aliye Hanımcığım. Tülay teyze. Elif. Vay, vay, vay. Kız senin boyun mu uzadı ne? Dur bakayım. Oo. Merhaba. Aa, Feride, sen de mi buradaydın? Hepinizi çok özlemişim. Murat abi yok mu? Geliyor, geliyor. Arabayı park ediyor. Hadi, içeri geçelim. Buyurun. Buyurun. Hadi, buyurun. Bakalım. Feride. Merhaba Murat, hoş geldin. Sen niye buradasın? Ben birkaç gündür burada kalıyorum. Neden? Murat abim gelmiş. Canlarım. Cimcimeler. Nasılsınız bakalım? Bakın sizlere neler aldım. Bakalım bu senin. Aa ne kadar güzel. Bu da senin. Sen niye buradasın?
Sonra anlatırım Murat. Ay Melekciğim, nasıl da özlemişim sizleri. Ben de canım çok özlemişim. İyi ki geldiniz. Elif'in okul bahanesi olmasaydı vallahi görüşemeyecektik. Ya vallahi işler o kadar yoğun ki ben de boş vakit bulamadım. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. İnce, Selim abinle Zeynep ablan yukarıda. Hadi git çağır onları. Tamam babaanne. Ayakta kaldınız. Hadi buyurun sofraya. Elinize sağlık Aliye Hanım. Çok nefis olmuş. Yani mükellef bir sofra hazırlamışsınız gene. Afiyet olsun Veysel Bey. Altın gününde yediğin yemeklerden daha iyi diyorsun yani. Aa, altın günü mü? Baba hayırdır? Şey ya, satış için güne gittik de Murat'la. Tülay ablan onu soruyor. Nasıl ya? Veysel, damadın soruyu anlatsana. Şöyle, şimdi biz hani dışarıda satıyoruz ya bu çeyizlik malzemeleri. Bir iki tane hanımefendi geldi. Biz güne gidiyoruz. Gelin tanıtımını bir yapın. Satışınız çok olur filan dedi. Biz de Murat'la kalktık. Buraya gittik yani. O diyor işte. O da iyiymiş vallahi. İyi de yapma kızım ya. Hayatımızın satışını yaptık vallahi ya. Ama var ya ablacığım. Ya babamı görmen lazımdı. Yani kadınları öyle bir coşturdu. Öyle bir coşturdu ki. Yani herhalde biletini matine yapsak bu kadar insan gelirdi. O derece yani. damat sen neler yapıyorsun? Nasıl toparladın mı şunları işte? Uğraşıyoruz. İnşallah yoluna girecek. Olur oğlum. Olur tabii ya. Sabırla, sebatla her şey olur. Bu arada benim de size güzel bir haberim var. İşe başladım. Aa, Zeynep, hayırlı olsun. Ay çok sevindim. Ya kızım, bu şimdi mi söylenir ya? Peki nasıl bir iş? Nerede çalışıyorsun? Bir ekonomi dergisinde yönetici asistanı olarak başladım. Zaten çok yeni, 3 gün oldu daha. Ablacığım harika bir haber bu. Sağ ol Murat. Nasıl gidiyor? Alışabildin mi? Yani alışmaya çalışıyorum. Kızım, şimdi yani hem okul hem iş zor olmayacak mı senin için? Ben de söyledim baba ama. Senin başlamayalım istersen. İşte başta biraz zor olacak ama alışacağız artık. Zeynep çalışmak istediğini söyleyince biz de karşı çıkmadık Veysel Bey. Tabii efendim, tabii şimdi yani bunlar aslında yetişkin insanlar. Kendi kararlarını kendileri verecek yaşa gelmiş insanlar yani. Öyle tabii. Hem Zeynep'ciğim tüm zorlukların üstesinden gelir, ben eminim. Veysel Bey, biraz daha mantı almaz mısınız? Vallahi çok nefis olmuş, ellerinize sağlık. Kızım, Feride biraz mantı koyar mısın? Tabii Veysel Bey. Gonca? Evde kimse var mı? Yok. Erkut? O geç gelecek de ne oldu, ne istiyorsun sen? Suman, sen söylediğin her şeyde haklıymışsın. Allah bu saadetimizi hiç bozmasın inşallah. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Elifciğim sağ olsun, o vesile oldu. Vesile ne demek? Elifciğim vesile, yani sebep olmak kuzucuğum. Anneciğim, yani bak bugün burada herkes bir araya senin için geldi. Tülay ablan ondan bahsediyor. Sana okulda daha öğretmediler mi ne olduğunu? Bıcırık.
Ne yaptınız peki bugün? Anlat bakalım biraz. Çarpım tablosunu tekrar etti. Sonra arkadaşlarımla tanıştım. Bir sürü yeni arkadaşım oldu. Sınıf arkadaşlarını sevdin mi bari? Evet, çok. Onlar seni sevdi mi peki? Hı-hı. Saçlarıma dokundular. Sonra defterlerimi, kalemlerimi çok beğendiler. Hep sorular sordular bana. Yani ilk günden ilk yoda oldun öyle mi? Keşke şimdi o formanın üzerinde olsaydın. Kim bilir nasıl yakışmıştır. Giyim istersen Veysel amca. Yemekten sonra giy bir bakalım ha. Anne, giyebilir miyim? Anneciğim şimdi olmaz ama. Anne şimdi giysem. Peki madem. Hem fotoğraf da çekilirsiniz. Yemeğini de sonra devam ederiz. Teşekkür ederim. Hemen giyinip geliyorum. Fındık mı bu? Acaba pişme mi takıldı? Fındık? Yoksa dışarıda mısın Fındık? Fındık sesini duydum biliyorum. Buradasın. Neredesin Fındık? Çık ortaya. Bak hiç oyun oynama. Çık işte oyun oynuyorsan. Çıksana. Fındık çık işte. Gülayım ya, şu içi dolmalı güzel böreklerden bir iki tane versene. Veyselciğim bu kaçıncı? Bugün de vallahi bayağı iştahın açıldı. Aşk olsun Veysel. Ya ne iştahım açılması? Bir iki tane börek ne var bunda yani? Zeynep, görüyorsun değil mi bak? Nasıl zulüm altındayım ya? Baba, sen daha zulüm görmemişsin. O ne demek şimdi? Nerede kaldı bizim ufaklık ya? Gelmek üzeredir. Ben hemen gidip bir bakayım. Zulüm demek. Öyle olsun. Senden gelecek her şeye razıyım ben bir tane. Çocuklar. Hep böyle birbirinize bakın. Cezayı bulacaksın. Kızım nasıl yandıysa sen de öyle yanacaksın. Yok öyle kızımı ateşlere atıp gitmek.
peşinde olmuş. Pis iblis. Yok ya. Hayırdır inşallah. Ne oldu böyle? Abla ne oldu? Zeynep, Elif yok ya. Nasıl yok? Her yere baktın mı abla? Ya baktım, her yere baktım ama yok. Mutfağa baktın mı? Baktım. Durun durun, bir de ben bakayım. Kızım nereye gider? Ya bilmiyorum ki nereye gider. Ya yukarı baktım, sonra mutfağa falan bile baktım, indim her yere ama yok. Nereye gider bu çocuk durduk yere? Melek abla, dış kapı açık. Elif! Elif! Amcacığım hadi çık ortaya! Elif! Neredesin? Bekleyin burada. Elif! Elif! Tülay, biz tekrar üst kata bakalım hadi. Tamam da uyuyalım. Hadi kızlar. Gelmesini aylarca bekledim. Ama değdi. Şimdi o Melek denen kadın Elveda dizi çekmek neymiş görsün bana. Amcacığım hadi çık ortaya. Elif! Elif! Neredesin? Elif! Neredesin ablacığım? Elif! Sen şu tarafa bak. Ben de böyle bakacağım, tamam mı? Tamam. Elif! Elif! Kızım, yavrum. Bulursam çok fena olacak ha. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma! Elif! Ablacığım neredesin? Elif! Abla müştemile tarafına baktınız değil mi? Baktım. Orada da yok ya. Ya kesin başına bir iş geldi ya. Çıldıracağım ya. Vesel Feride. Arkada da yok. Ya küçücük çocuk nereye gider? Ben hakikaten anlamıyorum. Kesin kötü bir şey oldu. Kesin. Ablacığım, ya hemen kötü düşünme. Belki odasındadır. Bize oyun yapıyordur. Yok Zeynep. Ya Elif yapmaz öyle şeyler. Ben endişelenirim, korkarım diye. Yapmaz, biliyorum. Ya nereye gidebilir ki? Buradadır sonuçta. Allah'ım ne olur. Ne olur bir daha bana bunu yaşatma.
Abla. Abla. Abla iyi misin? Gel içeri geç. Yok mu? Yok Aliye Hanım. Allah'ım inşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Allah'ım sana sığınıyorum. Ha geldiler herhalde. Yavrum, bulamadık. Her yere baktım, bulamadım kızı. Melek, ama bulacağız torunumu. Bulacağız yavrum. Allah'ım sen yardım et. Elif ablam nereye gitmiş? Feride abla. Bir daha gelmeyecek mi? Olur mu hiç öyle şey İnciciğim? Sen sakın korkma tamam mı? Reyne, kolonya getir kızım. Melek'cim canım benim. Ne olur yapma böyle kendine gel. Allah'ım sen yardım et. Sen bana bir daha torun acısı yaşatma ya Rab. Allah'ım sen yardım et Melek. Zeynep abla ne yapsak? Bilmiyorum ki. Soğan falan mı koklatsak, ne yapsak? Yok yok kızım. Feride, Zeynep, siz bir tuzla ayran yapın hemen. Ben ona yaparım. Ya biraz sakin olsak, şöyle etrafı açsak filan. Evet evet, çıkalım da olmaz. Melek, anneciğim. Allah'ım sen yardım. Kuzum, kuzum. Tereyağından kıl çeker gibi oldu. Temiz ve kolay. Hiç iz bırakmadan hallettim sonunda. Ne olur bir yudum iç. Ne olur bulun, ne olur. Yavrumu bulun. Anneciğim nereye gider ya, nereye? Ya Selim abi, küçücük bir çocuk koskocaman bir evde nereye gider ya? Ben anlamıyorum. Ya bu oyun falan oynuyor olmasın ya? Ay Veysel, oyun falan değil bu. Canım oyun olsa bulurduk şimdiye kadar. Ya bahçede ben bir oyun evi görmüştüm. Acaba orada olabilir mi? Yok korkarım gece gitmez ki. Allah'ım delireceğim ya. Delireceğim. Arzu. Kesin Arzu'nun işi bu. Arzu mu? Arzu mu? Arzu mu? Oğlum nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Anne Elif'in peşine dolanıp duruyordu zaten hatırlayın olanları. Selim doğru söylüyor galiba. Ya kızım bir şey yaparsa, ya ona bir zarar verirse? Bu gece bir fırsatını buldu ve buraya geldi. Bir fırsatını buldu anne, o Elif'i o kaçırdı. Ya kızıma bir zarar verirse, ya ona bir şey yaparsa? Ya bulur Allah'ım. Ben sana ailemden de, Elif'ten de uzak dur demiştim Arzu. Oğlum nereye gidiyorsun? Gidip o kadını bulacağım. Selim dur, ben de geleyim. Dur, sen dur Selim, biz Murat'la gideriz. Melek.
Yaşayamam. Kızıma bir şey varsa ben yaşayamam. Ölürüm, ölürüm. Melek abla ne olur kötü düşünme ya. Bak Selim abi gitti, şimdi Elif'i bulacak, gelecek. Polisi arayalım bence hemen. Doğru, kafa kalmadı ki. Zeynep. Telefonun neredeydi ki benim? Melek. Melek kızım. Anne. Bulacağız anneciğim, bulacağız. Anasını kuzusu. Anne. Yüreğim yanıyor. Allah'ım sana. Yani dediğim gibi, kocan seni bayağı bir kandırmış. Yani anlatacaklarım bu kadar mı? Başka bir şey yok mu? Daha ne anlatayım? Sen de şok olmalara doyamadın ha. Asuman. Ya vallahi bütün bildiğimi anlattım işte. İyi peki. Al bakalım. Bu ne? Evime geldiğinde öyle kuru kuruya olmaz demiştin yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Bundan sonra da artık tüm öğrendiklerini bana anlatırsın. Anlaştık. Kahve taşması. Kısmetim taştı herhalde. İçelim bakalım bol kısmetli kahveden. Arzu! Ne oluyor ya? Arzu aç kapıyı! Oradasın biliyorum. Ya kendin tıpış tıpış gelirsin ya da ben ne yapacağımı bilirim Arzu. Selim, kıralım mı oğlum kapıyı? Açmıyor. Dur, dur baba, daha değil. Elif nerede Arzu? Murat, oğlum sen şu pencerelerden içeri bak. Ben etrafı bir kolaçan edeyim. Tamam baba. Nerede saklıyorsun Elif Arzu? Çık karşıma! Gonca! Serdar! Kimse yok ulan! Açın kapıyı! Eğer Elif'in başına bir şey gelirse Arzu, bu sefer peşini bırakma. Duyuyor musun beni? Allah kahretsin. Bak son kez soruyorum. Elif'e ne yaptı? Yerimi nereye sakladın? Cevap ver. Çık karşıma. Sen istedin. Abi, resmen kapı duvar. Ya bunlar evdeler, bizim kapıyı çaldığımızı duyup bilerek açmıyorlar, ya da hakikaten evde kimse yok. Evdeler. Evdeler Murat. Bal gibi de duyuyorlar. Saklıyorlar bu şeytanı. Arzu! Aç kapıyı! Açın aç kapıyı! Lan bizim sizinle bir derdimiz yok. Bize Arzu'yu verin! Arzu! Ne oldu? Açmıyorlar değil mi? Açacaklar baba. Verecekler yeğenimi. Bu evin başka girişi yok mu? Vallahi baktım her tarafa. Hepsi kapalı oğlum ya. Kapatır tabii. O yılan önlemini almıştır. Arzu! Bunun hesabını vereceksin! Selim, oğlum sen buralara bak. Biz bir yukarı bakalım. Arzu neredeyse açın! Elif nerede? Arzu! Neredeyse çık ortaya! Mahvedeceğim seni Arzu. Bulduğumda seni mahvedeceğim. Arzu! Ah zaman vurur.
geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimde. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son sözün.